Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde emlak yatırım sizce karlı bir yatırım mı? Halen karlıdır. Neden karlıdır diyeceksiniz. Benim 17 yıllık Bora Emlak olarak deneyimlerimizden yararlanarak söylüyorum. 17 yıl içerisinde daire ev fiyatları, hani her 10 yılda diyelim, her 10 yılda daire ev fiyatları 2'ye katlanmakta. Arsa arazi fiyatları ise ortalama olarak 4'e katlanmaktadır. Her 10 yılda. Ne faizde, ne başka bir şeyde, ne arabada, ne başka bir şeyde bu kadar kar yoktur. Neden ucuzdur ülkemizde ve neden bu kadar diye görmektedir. Bir kere ülkemiz güzeldir. İyi bir pazara sahiptir. İyi bir pazara sahiptir. Nüfusumuz beğensek beğenmesek artmaktadır ve artmaya devam etmektedir. Bu açıdan da... Ama tabii bu atma tabii beraberinde bir sürü sorunları getirir. Sorunları, sorunlara gelmek istemiyorum. Mutlaka sorunlar da getirmektedir ama mal, gayrimenkulün değerlenmesi ve iyi bir yatırım aracı olması açısından değerlenmektedir ve değerlenmeye devam etmektedir. İyi bir şeydir. Kıbrıs sorununun olması dolayısıyla da çok çok uygundur fiyatlar. Yani bu ülkede her şey pahalıdır. Ucuz olan tek şey gayrimenkuldür. Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünden dolayı. Bakın, ucuz olan tek şey bu ülkede, gerçekten bilim adamları gelsin araştırsın görecekler ki en ucuz şey emlaktır. O zaman diyebiliriz ki emlak değerlenme potansiyeli olan en önemli yatırım araçlarından bir tanesidir. Zaten benim 10 yıllık, 17 yıllık deneyimlerim de her 10 yılda bir, işte biraz önce ifade ettim, 2'ye katlanıyor ev daire fiyatları. Arsa arazi fiyatları da 4'e katlanıyor. Benim tavsiyem insanlara daha çok ama danışarak gayrimenkul yatırım yapmalarıdır. Bankada bu paralar duruyor. Kim yararlanıyor bu paradan? Bankalar yararlanıyor. Bankalar yararlansın. Ancak katma değer yaratan inşaat sektörünü öne alabilirsek hem vatandaş yararlansın hem peşinden sürükleyen kırt sektör daha çok yararlansın diyorum. Ben pek tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekten emlak fiyatlarının sizin dediğiniz gibi her zaman söylüyorum. Çok ucuz ve yatırıma çok müsait bir sektör olduğunu her zaman vurguluyorum. Hı-hı. Geçenlerde ben Aynapa'ya gitmiştim. Pek tabii ki bizim işimiz emlak sektörü olduğu için bir gittiğimiz yerde de araştırma yapıyoruz. Araştırmalar evet. Yapıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, ben gittiğim zaman orada küçük bir arsa gördüm. 600 metrekare. Deniz manzarası var. Güzel denizi biliyorsunuz Aynapa'da şey. Meyilli ve denizi güzel görebiliyor bir manzara. Bir de Zeytinlik bölgesinde bir araziyle karşılaştırdım. Bu araziyle yani Girne çok güzel bir yer. Aynı şekilde altyapısı olan, elektrik suyu olan bir arsayla karşılaştırdım. Oradaki fiyatı sordum. Ne dediler biliyor musun? 600 bin euro, 600 metrekare bir arsa. Evet, bir evlik bir arsa. Bir evlik bir arsa. Üstelik o bölgede de sordum, %20 inşaat alanı varmış. Hı hı. Yani yüzde arazinin 120 metrekare üstünde yapabiliyormuşsunuz. O şekilde kullanabiliyorsunuz. Zeytinlik'te %35 yapabiliyorsunuz. Zeytinlik'teki arsa 50 bin istedi. Evet. Ne kadar fark var aramızda. Evet, onu diyoruz ya. Yani gayrimenkul alanlar kazanmaya devam edecek. İyi bir yatırım aracıdır. Yani bunu bütün samimi duygularımla tekrardan ifade etmek istiyorum. Gayrimenkul iyi bir yatırımdır. Özellikle arsa arazi değerlenme açısından daha da iyidir. Bununla birlikte ev dairenin de kira getirisi olması açısından ayrı bir avantajı var.